Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi doğanın dengesini olumsuz etkiliyor. Ekolojik denge için büyük önem taşıyan arılar da bu değişimden etkileniyor. Kış uykusuna yatamayan arıların mart ayında havaların soğumasıyla toplu halde ölmesinden endişe ediliyor. Arı bu dönemi sağlıklı geçirmek zorunda. Kış dönemini Takvimlere göre kış mevsiminin sonuna geldik ancak sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde. Canlılar da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Geçtiğimiz yılların en sıcak kışını geride bırakıyoruz. Sıcak hava sevenler bu durumdan memnun fakat ekolojik denge alarm veriyor. Arılar büyük tehlike altında olabilir. Kış aylarında arıların uyuması ve bahara daha güçlü girmesi gerekiyor. Fakat bu kış mevsimsel olarak arılar için istenilen ortam oluşmadı. İklim değişikliği. Şimdi bu son derece önemli. Normalde arılar yaklaşık çevre sıcaklığı 13-14 derecelere indiği zaman kış salkımı adını verdiğimiz ya da buna kış uykusu adını verdiğimiz fizyolojik bir duruma geçerler. Arı bu dönemi, kış dönemini sağlıklı geçirmedi ve sonuçta sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı. Arı da dışarıya çıktı ama beklediği besini de çevrede bulamadı. Soğuk havalar bahar aylarında etkisini gösterirse asıl tehlike o zaman başlayabilir. Buna bağlı olarak gelişebilecek risk sonrasında güçsüz olan bir koloninin bahara girmesi ve o dönemde de eğer mevsim sıcaklarının altına inerse bu ısı dereceleri, sıcaklık dereceleri eğer düşerse e buna bağlı olarak arı hazırlığını ortaya koyamayacak. Dolayısıyla beklediği besini kovanına taşıyamayacak. Uzmanlar topla arı ölümleri yaşanmasından korkuyor. Peki bu durumda ne yapılması gerekiyor? Kış salkımında bir bozulma varsa o zaman arıyı takviye edecek şekilde özellikle polen içeren takviye gıdaların beslenmenin yapılması özellikle önerilir.